Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Supara Yayınları'nın Sarı Serisi'nin yapmış olduğu Türkiye geneli TYT denemesinin coğrafya sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Bakalım ne diyor ilk sorumuz? Jetlag etkisi uzun süreli uçuşlar sonrasında ortaya çıkan vücudun biyolojik saatiyle gidilen yerin saatinin uyuşmaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum çoğunlukla batıdan doğuya doğru olan uçuşlarda gerçekleşmektedir diye belirtiyor. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangileri arasında yapılacak bir yolculukta jetlag etkisi daha çok yaşanır diye belirtiyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat edelim. Batıdan doğuya doğru uçuşlarda jetlag etkisi daha fazlaymış arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Şimdi şıklarımızı incelediğimizde C'de, D'de ve E'deki şehirler arasında yapılacak yolculuklarda jetlag etkisi yolculuğun ya da mesafenin çok kısa olduğundan ötürü jetlag etkisi çok fazla gözlenmez arkadaşlar. Ama A ve B şehirlerinde mesafe uzak olduğu için jetlag etkisi yaşanır. Yalnız A'da doğudan batıya doğru gittiği için B'de ise Roma'dan Pekin'e yani batıdan doğuya. A'da Tokyo'dan Moskova yani doğudan batıya gittiği için çok fazla yine jetlag etkisi görülmez ama B'de Roma'dan Pekin'e yani sorumuzda belirttiği üzere batıdan doğuya doğru uzun mesafeli uçuş yaptığı için Roma'dan Pekin'e yapılacak yolculukta jetlag etkisi çok daha fazla gözlemlenir. Bu yüzden sorumuzun cevabı B seçeneği olarak geldi arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Bağıl nem belirli bir sıcaklıkta bulunan su buharı miktarının havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla su buharı miktarı oranına denir. Başka bir ifadeyle mutlak nemin maksimum neme oranıdır diyor. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Bağıl nem eşittir mutlak bölü maksimum. Sorumuza diyor ki buna göre grafikte numaralanmış bağıl nem oranlarından hangisi dünya haritasındaki boyalı alanlara aittir diye soruyor. Dünya haritasında işaretlemiş yerlere bakıyoruz arkadaşlar. Buralar çöl bölgeleridir. Dolayısıyla çöller nasıldır? Çöller sıcak yerlerdir arkadaşlar. Sıcaktır diyelim. Çöller sıcaktır. Sıcaklıkla doğru orantılı olan nemimiz hangisiydi bizim? Maksimum nemdi. Maksimum nem, şöyle diyelim, maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıydı. Sıcaklıkla doğru. Mutlak nem. Nem. Sıcaklıkla ters orantılıdır arkadaşlar. O halde sıcak çöl bölgelerinde hangi nemin fazla olmasını bekleyebiliriz burada? Maksimum nemin fazla olmasını gözlemleyebiliriz. O zaman grafiğimize buna göre bakalım. Çünkü maksimum nem fazla, mutlak nem azdır. Buna bağlı olarak da bağıl nem de çöl bölgelerinde az olmasını bekleyebiliriz. Şimdi buna göre grafiğimizi yorumladığımızda arkadaşlar birinci sütuna baktığımızda zaten maksimum nemin çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü maksimum nem neymiş? Beyaz sütunda gösterilmiş. Mutlak nem mavi sütunda gösterilmiş. O halde birinci bölgemiz zaten haritada verilen yerlerin nemini ifade ediyor diyebiliriz. Sorumuzun cevabı bu yüzden A seçeneği olarak geldi arkadaşlar. İkinci sütunda arkadaşlar mutlak nem maksimum nemi geçmiş. Dolayısıyla burası çöl bölgelerinin nem özelliği olamaz. Üçüncü sütunda da yine maksimum nem, mutlak nemden fazla ama çöl bölgelerinde olabilecek kadar fazla değil. O yüzden de olamaz. Dördüncü sütunumuzda arkadaşlar mutlak nem, maksimum neme neredeyse kafa kafaya gelmiş. Yine bu da çöl bölgelerinin nem özelliği olamaz. Beşinci sütunumuzda çöl bölgelerinin nem özelliğini ifade edemez. Çöl bölgelerinin nem özelliğini maksimum nemin en fazla olduğu sütun ifade edecektir. Bu yüzden de sorumuzun cevabı A seçeneği olarak geldi. Çünkü maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça maksimum nem de artacaktır. Yani havanın nem taşıma, su taşıma kapasitesi artacaktır. Çöller de sıcak olduğu için
Çöllerde maksimum nem en fazladır. O yüzden de sorumuzun cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki tabloda 3 farklı ülkede çalışan nüfusun ekonomik paletolarına dağılımı verilmiştir diyor. Tablodaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. A'da K ülkesinde tarımda çalışanların sayısı diğer ülkelerdeki tarımda çalışanların sayısından fazladır. Arkadaşlar grafiğimizi inceleyelim de grafiğimizde sayılar oran şeklinde, yüzdelik oran şeklinde veriliyor. A seçeneğinde sayıdan bahsediyor. Bu yüzden orana bakarak sayıya ulaşamayız. Bu yüzden A seçeneği olamaz. B'de D ülkesinde doğum oranı K ülkesine göre daha fazla olamaz arkadaşlar. Çünkü biz doğum oranlarını neye göre hesaplıyorduk? Eğer bir ülkede birinci ekonomik faaliyette çalışanların sayısı ya da çalışanların oranı fazla ise demek ki o ülke gelişmemiş bir ülkedir. Gelişmemiş ülkelerde doğum oranları da daha fazla olacağından ötürü buraya bakıyoruz. K ülkesinde birinci ekonomik faaliyette çalışanların oranı %65'miş. Bu yüzden K ülkesi L ülkesine göre daha az gelişmiş olduğu için doğum oranlarında K ülkesinde daha fazla olmasını bekleriz. Bu yüzden de B olamaz. C'ye geliyoruz. M ülkesi K ve L ülkesine göre daha fazla gelişmiştir diyor. Evet, çünkü M ülkesinde birinci ekonomik faaliyette çalışanların oranı sadece %4 iken üçüncü ekonomik faaliyette yani gelir düzeyi daha fazla olan ekonomik faaliyette çalışanların oranı, hizmet sektöründe çalışanların oranı M ülkesinde %68'de en fazla olduğu için M ülkesi L ve K ülkelerine göre daha fazla gelişmiştir diyebiliriz. Sorumuzun cevabını böylelikle C seçeneği olarak bulduk arkadaşlar. D'de L ülkesinde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Arkadaşlar burada ülkelerin yüz ölçümleriyle ilgili bir bilgi verilmediği için ya da insan sayısıyla ilgili bir bilgi verilmediği için buna da ulaşamayız. E'de M ülkesinden K ülkesine doğru işçi göçleri yapılmaktadır. Arkadaşlar bu da doğru bir bilgi değildir. Çünkü M ülkesi gelişmiş bir ülke olduğu için diğer ülkelere göç vermez. Aksine K ve L ülkelerinden işçi göçü alır. Bu yüzden de E'ye de ulaşılamaz. Sorumuzun cevabını zaten C seçeneği olarak bulmuştuk arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki Türkiye haritasında numaralanmış olarak gösterilen alanlardan dördünün nüfus özellikleri verilmiştir. Buna göre haritada numaralanmış merkezlerin hangisine ait nüfus özelliği bulunmamaktadır diye soruyor. İlk maddemizi okuyoruz. Sanayinin gelişmiş olması ve dışarıdan gelen göçlerin fazla olmasından dolayı nüfus miktarı fazladır. Bakalım arkadaşlar. Birinci bölgemiz birinci maddemizin özelliklerini taşımaktadır. Çünkü Çatalca, Kocaeli sanayi bakımından gelişmiş olduğu için dışarıdan çok fazla göç almaktadır ve nüfusu bu yüzden yoğundur arkadaşlar. İkinci maddemizi okuyoruz. Karstik arazinin olması ve engebenin fazla olmasından dolayı nüfus miktarı azdır diyor. İkinci maddemizde, ikinci bölgemizde eşleşti arkadaşlar. Çünkü burası neresi? Menteşe yöresi. Menteşe yöresi içerisine göre yüksek ve engebelidir ve karstik araziye sahiptir. Bu yüzden de ikinci maddemizde yani ikinci bölgemizde eledik. Üçüncü maddemizdeyiz. İklim koşullarının elverişsiz olması ve engebeli arazinin olması nedeniyle nüfus miktarı azdır. Üçüncü maddemizde beşinci bölgemizde eşleşti arkadaşlar. Beşinci bölgemizde iklimin ve yer şekillerinin elverişsiz olmasından dolayı nüfus azdır. Beşinci bölgemizi de eledik. Dördüncü maddemize baktığımızda arkadaşlar dağların kıyıya paralel uzanması nedeniyle nüfus kıyı kesiminde yoğunlaşmıştır diyor. Burası da üçüncü bölgemizde eşleşti arkadaşlar. Çünkü üçüncü bölgemizde Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için nüfus yer şekillerinin ve iklimin daha elverişli olduğu kıyı ilçelerde toplanmıştır. Dağların yüksek ve engebeli yerlerinde ise nüfus daha seyrektir. Bu yüzden de C'yi de yani 3. bölgemizde eledik. Sorumuzun cevabı Denizli yani 4. bölgemiz hakkında burada bilgi verilmemiştir. Bu yüzden de sorumuzun cevabı D seçeneği olarak geldi arkadaşlar. 10. yani son sorudayız. Diyor ki 5 öğrenci dış kuvvetleriyle ilgili aşağıda bazı bilgiler vermiştir. Buna göre öğrencilerden hangisinin yaptığı açıklama yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım Mert ne demiş? Delta ovaları kıta sahanlığının geniş olduğu yerlerde oluşan akarsu birikim şekilleridir. Evet, Mert doğru bir bilgi vermiş arkadaşlar. Çünkü delta ovalarının oluşması için denizin sığ yani şelf alanının geniş olması lazım. Akarsuyun çok fazla alüvyal taşıması lazım ve gelgit olayının dalga olaylarının az olması lazım. Dolayısıyla Mert doğru bir bilgi vermiştir. Duygu, buzulların oluşturduğu şekiller kutuplara yakın yerlerde deniz seviyesine kadar inmektedir. Çünkü enleme bağlı olarak yüksek enlemlerde
Kalıcı karlar deniz seviyesine inmektedir. Bu yüzden de buzul şekilleri deniz seviyesinde görülmektedir. Duygu da doğru bilgi vermiştir arkadaşlar. Aziz, rüzgarlar bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde etkili olan dış kuvvettir. Evet, yine rüzgarların aşınım ve birikim yapabilmesi için bitki örtüsünün seyrek olması lazım coğrafyada. Aziz de doğru bir bilgi vermiştir arkadaşlar. Ceren, yeraltı sularının oluşturduğu şekillere daha çok karstik arazilerde rastlanmaktadır. Evet, yine doğru bir bilgidir. Ülkemizden de örnek verecek olursak size Akdeniz bölgesini karstik araziye çok fazla sahip olduğu için buralarda karstik şekillere çok fazla rastlanmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım Onur ne demiş? Kıyı okları deniz derinliğinin fazla olduğu yerlerde oluşan dalga aşınım şekilleridir diyor. Arkadaşlar Onur yanlış cevap vermiş. Çünkü kıyı okları dalga aşınım şekilleri değil, dalga birikim şekilleridir. Ve denizlerin derin olduğu yerlerde değil, bütün birikim şekilleri gibi denizlerin sığ olduğu yerlerde birikim şekilleri meydana geldiği için Onur arkadaşımız yanlış cevap vermiştir. Böylelikle 10. sorumuzun cevabı E seçeneğidir arkadaşlar. Böylelikle bir denememizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.